Evde su tasarrufu nasıl yapılır? Suyu kendinizi zora sokmadan da idareli bir şekilde kullanabilirsiniz. Yapılması gereken tek şey, bu konuda biraz daha duyarlı ve dikkatli davranmak. Birinci adım. Armatür ve su başlıklarını tasarruf sağlayan yeni modellerle değiştirin. Başlıkların üzerine su tasarruf filtresi de takabilirsiniz. İkinci adım. Sifon ve muslukların sızdırma yapıp yapmadıklarını düzenli olarak kontrol edin. Fark etmediğiniz bir sızıntı, su tüketiminizi tahmininizden de fazla artırabilir. Sifon rezervuarına renkli koku giderici koyduğunuz takdirde su sızıntısını fark etmeniz daha kolay olacaktır. Üçüncü adım. Uzun uzun banyo yapmak yerine kısa süreli duşlar alın. Dördüncü adım. Dişlerinizi fırçalarken ya da tıraş olurken suyu açık bırakmayın. Musluğu sadece ağzınızı çalkalamak, diş fırçanızı temizlemek ve tıraş bıçağınızı yıkamak üzere açın. Tıraş olurken sıcak su kabı kullanır, tıraş bıçağınızı bu kapta temizlerseniz daha fazla su tasarrufu yapmış olursunuz. Beşinci adım. Sebzelerinizi ve meyvelerinizi akan suyun altında değil, bir kabın içinde yıkayın. Altıncı adım. Bulaşıklarınızı makineye koymadan önce temizlemek için fırça kullanın. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tamamen doldurduktan sonra çalıştırın. Sadece çok acil şeyleri elde yıkayın. Su tasarrufunuz faturalara yansıdıkça ne kadar doğru bir şey yaptığınızı fark edeceksiniz.